Kanal Urfa Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteninden hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Günün öne çıkan başlıkları ve gündeme dair sıcak gelişmelerle hafta sonu ana haber bülteni başlıyor. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda yapılan AK Parti Kadın Kolları 5. olağan kongresine katıldı. Şanlıurfalı kadınların damga vurduğu kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li iki bakanın mal varlığını donduracağız dedi. Evet, Şanlıurfa maşallah yerinde duramıyor. İstanbul yerinde duramıyor. Sakarya maşallah yerinde duramıyor. Balıkesir maşallah 24 Haziran'da Balıkesir ayağa kalktı. Ve inşallah önümüzde Mart 2019 büyük bir sınav var. Bu sınavı da başarıyla vereceğinize inanıyorum. Amerika'nın özellikle son İzmir'deki papaz Bronson olayıyla alakalı attığı adım bir stratejik ortağa yakışmayacak bir adımdır. Ve Amerika bu adımla birlikte aslında Türkiye'ye karşı ciddi bir saygısızlık yapmıştır. Bizimle asla bir takas anlayışı içerisinde 6 kez Amerika'ya girip çıkan Halk Bankamızın genel müdür muavinini tutuklamak suretiyle kalkıp da bizimle bir takasa girme. Böyle bir anlayış bizim anlayışımız değildir. Benim kalkıp İçişleri Bakanımı, Adalet Bakanımı Bronson'la ilgili olarak onu yakından takip etti. Ona şöyle yaptılar, böyle yaptılar demek suretiyle Amerika'daki mal varlıklarına el koyuyoruz mantığı mantık değildir. Amerika'da herhangi bir mal varlığına sahip olmayan bakanlarımla ilgili böyle bir yaklaşımı kabullenmek asla mümkün değildir. E şimdi ne olacak? Biz dün akşama kadar sabrettik. Şimdi ben de bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum. Amerika'nın Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız varsa. Men dakka dukka. Biz de bunu yapacağız. Hiçbiri mütekabiliyet anlayışının dışında değildir. Siz böyle yaparsanız ha bunun mütekabiliyeti budur. Biz de bunu yaparız. Türkiye bu anlayışla, bu şekilde yaklaşımla terbiye edilemez. Kardeşlerim, bu sadece evangelist, siyonist bir yaklaşımın tezahürüdür. Olayın aslı budur. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 9 polis memuru yaralandı. Yaralı özel harekat polisi 26 yaşındaki Recep Emre Yılmaz tedavi alındığı hastanede şehit oldu. Hainlerin kale saldırısı saat 23 sıralarında Hakkari'nin Yüksekova ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çobanpınar köyü yakınlarında yaşandı. Meskentepe mevkiinde görevden dönen polisleri taşıyan zırhlı aracın geçiş esnasında PKK'lı teröristler yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada 9 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahaleleri sonrasında da yaralı polisler sonrasında Hakkari'ye sevk edildi. Tedavi alınan yaralı polislerden Recep Emre Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Gaziantep nüfusuna kayıtlı tarih öğretmenliği bölümünden mezun şehit polis memuru Recep Emre Yılmaz'ın 2 yıllık polis memuru olduğu öğrenildi.
Şehit Yılmaz için bugün Hakkari'de tören düzenlendi. Tören sonrasında şehidimizin cenazesi memleketine uğurlandı. Saldırıda yaralanan diğer 8 polis memurunun tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi. Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir. Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir. Kahramanlık saldırıp bir daha dönmemektir. Kahramanlık saldırıp bir daha dönmemektir. Sızlasa da gönüller düşenleri yasınlar. Sızlasa da gönüller düşenleri yasınlar. Koşar adım gitmeli onların arkasından. Koşar adım gitmeli onların arkasından. Kahramanlık içerek acı ölüp tasından. Kahramanlık içerek acı ölüp tasından. Şehitler aşkına tekbir. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Özel Harekat Polisi Recep Emre Yılmaz'ın şehit olduğu haberi memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde oturan ailesine Nizip Kaymakam Vekili Bünyamin Bilgin'le ilçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman tarafından verildi. Baygınlık geçiren anne Havva Yılmaz'a sağlık ekipleri burada müdahalede bulundu. Babasının vefat ettiği belirtilen şehit Yılmaz'ın ailesinin evine Türk bayrakları asıldı. Ev taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Nişanlı olan iki kardeşlerinden birinin de Şanlıurfa'da polis memuru olduğu belirtilen şehit polis memuru Recep Emre Yılmaz'ın cenazesi. İkindi vakti ilçede bulunan Hatice Kübra Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz şehit yakınları, gazileri ve avukatlarından oluşan 15 Temmuz İstiklal Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Soylu toplantıda yaptığı konuşmada TRT'yi Şanlıurfalılarla birlikte FETÖ'cülerden almaya gittiklerini söyledi. Şanlıurfalılar geldi karşıma. Kimde silah var? Emin dedi ki bende silah var dedi. Sen gel bir sorun. Yani bana bir şey hakkı vermedim gelip kendime. Biz üçümüz arkaya oturduk. Şeye gidiyoruz. TRT'ye bulunma işine gidiyoruz. Tabi orada millet var. Sokağa çıkmışlar insanlar. Yani kimisi haklarını çekiyor, kimisi şeyleri, kimisi adletine çıkmış. Ben canı açtım. Hem onlarla selamlaşarak. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüsün çarptığı 3 yaşındaki Suriyeli bir çocuk feci şekilde can verdi. Kaza sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Lise Sokak'ta bulunan ilçe otogarı civarında meydana geldi. İddiaya göre Suriyeli 3 yaşındaki BS isimli çocuk sokakta oyun oynarken Suruç Osmaniye arasında sefer yapan minibüsün otogardan yolcu alıp çıktığı esnada minibüsün altında kaldı. 3 yaşındaki çocuk kaza sonucu olay yerinde feci şekilde can verdi. İsmi öğrenemeyen araç sürücüsü ise minibüsüyle olay yerinden kaçarken mahalle sakinleri de durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken minibüsün tekerinin altında kalıp hayatını kaybeden 3 yaşındaki BS isimli çocuğun cesedi ise Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan sürücünün ise daha sonra emniyete giderek teslim olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. Adıyaman'da 115 polis imdat ile 112 acil sağlık hatlarını arayıp görevlilere hakaret edip tehditler savurduktan sonra verdiği adrese gelen polislere tabanca ve pompalı tüfekle rastgele ateş eden psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 51 yaşındaki bir kişi ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay Adıyaman Merkez Musalla Mahallesi TOKİ konutları önünde bulunan Hacı Abu Zer Baba Türbesi önünde yaşandı. Psikolojik rahatsızlığı olan 51 yaşındaki Mehmet Fevzi K. 112 ve 155 ihbar hatlarını arayarak santraldeki görevlere küfür ve hakaret etti. Bunun üzerine psikolojik sorunları olan şahsın çevreye rahatsızlık vermesinden dolayı polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerine önce bıçak çeken şahıs daha sonra ise kaldığı baraka içerisinde bir tabanca, iki pompalı tüfeği çıkararak ateş etmeye başladı. Polislere ateş eden şahsın silahından çıkan saçmalar polislere ait motosiklete isabet etti. Polislerin teslim ol çağrısına rağmen elindeki silahlarla ateş etmeyi sürdüren şahıs son olarak pompalı tüfekleri bırakarak belindeki silahla polislere doğru yürüdü. Polislerin dur ihtarına uymayan şahsı polisler sağ ayağından vurarak yaraladı.
Kalkın bırak! Şansı polisler etkisiz hale getirdi. Polislere küfretmeye ve hakaret etmeye devam eden şahıs gazetecilere de küfretti. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansa bindirerek Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Şahsın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şahsın 20 yıllık imam olduğu ve 8 yıl önce de psikolojik sorunlarından dolayı mağlulen emekli edildiği belirtildi. Şahsın kaldığı yerde ise çeşitli ilaçlar bulundu. Görgü tanıkları şahsın etrafa rastgele ateş ettiğini ve polisin olaya müdahale ettiğini söylerken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Şahıs sağa sola, polisler gelince polislere de ateş etti. Ne olduğunu anlamadı. Şu an olay yerine polisler geldi. Yapayım lan! Yapayım lan! Yapayım lan! Yapayım lan! Yapayım lan! Beni vuran kim? Lan dur! Beni vuran kim? Ya sen desene! Beni vuran kim? Abi nasılsın? Hadi! Kaçın lan! Sayın seyirciler, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bakımlı Kırsal Mahallesi'nde sabah saatlerinde mahalle sakinleri tarafından devlet su işlerine ait sulama kanalında kimliği tespit edilemeyen bir kadın cesedi bulundu. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleriyle jandarma sevk edildi. Ekipler su üzerindeki kadın cesedini kanal dışına çıkardı. Ekiplerin olay yeri incelemesi çalışmaları ardından ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından Şanlıurfa'da alt gelir grubuna yönelik yapılan konutlar için kura çekilişi yapıldı. 72 konut için 148 bin kişinin başvurduğu çekilişte ev sahibi olanlar büyük mutluluk yaşadı. TOKİ tarafından Akabe Mahallesi'nde alt gelirli aileler için yaptırılan konutlara oldukça yoğun başvuru yapıldı. Kuraya girecek 72 konut için 1148 kişi başvuruda bulundu. Şahin Abi Kültür Merkezi'nde noter huzurunda düzenlenen kura çekimiyle dairelerin sahipleri belirlendi. Konutunuz B-10. blok zemin kat 5 numaralı daire. Hayırlı olsun tekrar. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yetkililerinden Hüseyin Ayhan yaptığı konuşmada kura çekimi sonrası hak kazanan ailelere evleri hayırlı uğurlu olsun dedi. Şanlıurfa Merkez Akabe projesi kapsamında 319 adet konut var. Bunu daha önceden biz 247 adetinin sözleşmelerini emekli vatandaşlarımıza imzalattık. Kalan 72 tane konutumuz var. Bu 72 adet konutumuza 1265 adet başvuru yapıldı alt gelir grubundan. Biz bu vatandaşlarımızdan 117 adet vatandaşımızın üzerine konut olduğundan, TOKİ'den konut aldığından, eşinin üzerine konut olduğundan, eşiyle beraber çift başvuru yaptıklarından dolayı 117 vatandaşımızın şartlara uymadığından dolayı eledik. 1148 kişi 72 adet konut için şu an kura işlemlerini tamamlıyoruz inşallah. Proje uzmanımızın açıklamaları olacak. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala canlı hayvan pazarında da canlılık günden güne artıyor. Sıkı pazarlıkların yaşandığı canlı hayvan pazarında alıcı da satıcı da fiyatların yüksek oluşundan dert yanıyor. Günden güne hareketliliğin arttığı canlı hayvan pazarında kurbanlık küçük ve büyükbaş hayvanlar alıcılarını bekliyor. Büyük bir zahmetle kurban bayramına hazırlanan küçük ve büyükbaş hayvanlar canlı hayvan pazarında görücüye çıkarıldı. (Gülüyor)
8.30. Evet. Bismillah. Sabahın erken saatlerinden itibaren canlı hayvan pazarında alıcılarını bekleyen kurbanlıkların fiyatları hem alıcıyı hem de satıcıyı üzmüş durumda. Büyük baş 15 bine kadar var. Var. Vatandaşlarsa ucuz da olsa pahalı da olsa keselerine göre bir kurbanlık alıp ibadetlerini yerine getireceklerini kaydetti. 5.5'e 6.5'e var mı? Bu şekilde alıcı yok. Herkes yatıyor, yatsın hele. Kurbana kadar ne olacak Allah bilir. Ne fiyatlar nasıl? Fiyatlar eski sene nasılsa bu sene de öyle. 7 milyar, 7 buçuk arasında. Freşler bir hesap, 1 milyar bir çıkar. Kasam da var. Bak gidelim. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Suriyeli Ahmet Salih'in ailesinin kaldığı çadırın yakınlarındaki bir su kuyusunda cesedi bulundu. Hayır. Lan geç çık. Geç. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde 3 gün önce mevsimli keçilerin toplu halde yaşadıkları çadırlardan çıktığı belirtilen ve akşam geri gelmediği öğrenilen Suriyeli 9 yaşındaki Ahmet Salih'in bulunması için çalışma başlatılmıştı. Sakça Gözü mahallesinde arama çalışmaları devam ederken mevsimli tarım işçiliği yapan ailenin konakladığı çadıra yaklaşık 200 metre uzaklıkta üzeri reklam tabelası ve taşla kapatılmış bir su kuyusunda ceset olduğu ihbarı geldi. Tamam bir şey yok, bir şey yok, sizi için durun. Çıksın araç hemen çıksın o. Öbür taraftan gelsin öbür taraftan. Ekipler belirtilen yerde Ahmet Salih'in cesedini buldu. Şatürük üzeri gitsin, şatürük üzeri gitsin. Direkt gitsin, git. Direkt git. Tamam gittim. Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri inceleme yaparken çocuğun cesedi ise otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen baba Muhammed Salih ise sinir krizleri geçirdi. Abi çekil oradan, çekil oradan. Başkan yana gir. Orada bir şey gözükmez. Heybiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Heybiye Belediyesi tarafından çölyak hastalarına her ay düzenli olarak verilen gıda kolisi dağıtımına katıldı. Eyyubiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çölyak hastalarının ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin teminini her ay düzenli olarak gerçekleştiriyor. İlçe sınırları içerisinde bulunan 300 çölyak hastasının besin ihtiyacını karşılayan Eyyubiye Belediyesi, vatandaşların da bu anlamda duasını kazanıyor. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de Şanlıurfa Çölyak Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Doğan'la birlikte Eyyubiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde gerçekleşen gıda dağıtımına katıldı. Tüm belediyelerde olduğu gibi Eyyubiye Belediyesi olarak da özellikle dezavantajlı insanlarımıza yönelik sosyal sorumluluğumuz gereği kendilerini yanında oluyoruz. Çölyak hastaları da hepimizin bildiği gibi özel gıdalara ihtiyacı vardır. Çölyak Derneği Başkanımız geçtiğimiz yıllarda bize müracaat ettiğinde biz de belediye olarak, evvelisi olarak bunun ilkini yaparak glutensiz gıda paketleri hazırlattık. Ve o günden bugüne bütün hastalarımıza aylık olarak bu gıda paketlerini veriyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde 285 aile bu şekilde, 285 hastamız var. Dolayısıyla 285 ailenin sorunu var. Bu kapsamda biz hastalarımızın ihtiyaç duyduğu glutensiz bu gıda maddelerini tedarik ettik ve bundan sonraki süreçte yine aynı şekilde dağıtımları devam edecek. O hastalar aynı zamanda bizim hastalarımızdır, bizim insanımızdır. Onların yanında olmak gerekiyor. Sosyal gelecek anlamında da zaten bu gibi konularda farklı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Farkındalık oluşturan bir çalışmada bulunmuş olduk bu vesileyle. Tabii başkanımız bu konuda Urfa'da ilk yapan ve ilk bu intensiz dağıtan malzemelerden
paketlerden biri, ilk kuruculardan. Bunu açılışını yaptı ve diğer belediyelerde örnek olarak bunlar da yapıp dağıtılıyor. Özellikle Türkiye çapında bir örnek teşkil etti. Teşekkür ederim başkanıma bu konuda. Bursa ile devam ediyoruz sayın seyirciler. Bursa'da plastik kelepçeyle boğulmuş, elleri bağlı bir kadın cesedi bulundu. Olay Bursa'nın Osman Gazi ilçesine bağlı Namı Kemal Mahallesi Karanfil Sokak'ta yaşandı. Musab K. eve geldiğinde annesinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine Musab K. polis ve 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yeni gelen 112 ekipleri 49 yaşındaki Melak Aktan'ın öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada 6 çocuk annesinin vahşice katledildiğini belirledi. Aktan'ın ellerinin bağlandığı ve plastik kelepçeyle boğulduğu ortaya çıktı. Evde yapılan incelemelerde kahve içildiği de öğrenildi. Aktan'ın çocukları ve akrabaları sinir krizleri geçirdi. Aktan'ın 5 yıl önce kocası Mahmut K'dan boşandığı öğrenildi. Polis, cinayet şüphelisini bulmak için soruşturmasını sürdürüyor. Ceylanpınar Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Habitat Derneği ve Türk Telekom İşbirliği ile Ceylanpınar'da 100 kadına güvenli internet kullanımı hakkında eğitim verildi. Kurs sonunda kadınlara sertifikaları verildi. Eğitimin içeriği çocuklarınızın interneti kullanmaları, yalnız bunun ne kadar olumlu ve olumsuz yönleri olduğu. Aynı şekilde çocuklarımız evet interneti kullanıyorlar ama bunun zararlı yönlerini bilmiyorlar. Bir şeye hemen, bir linkiye hemen tıklayabiliyorlar. Artık bir şeyin gerçek olmadığını bilmeden paylaşabiliyorlar. Bunun için ebeveynlerimizden rica ediyorum. Paylaştıkları şeylerin kesinlikle doğru bilgi olup olmadığını bilmeden paylaşmamalarını öğretmeleri gerekmektedir. Ceylanpınar Belediyesi'nin kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığı devam ediyor. Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Habitat Derneği ve Türk Telekom İşbirliği ile ilçede bulunan kadınlara internetle hayat kolay eğitimi verildi. Bahçeli Evler Kültür Evi'nde düzenlenen internet eğitim programına 100 kadın katıldı. Uzman ekipler tarafından temel internet kullanımının yanı sıra başta e-devlet olmak üzere bazı uygulamaları nasıl kullanacakları öğretiliyor. Ceylanpınarlı kadınlar eğitimde sosyal medya uygulamalarını da görerek deneyim kazandı. Eğitmen Hatice Başkurt eğitim programını başarıyla tamamlayan kadınlara sertifikalarını verdi. Toplumun bütün sosyoekonomik kesimlerinin internet dünyasıyla tanışmasını amaçlayan eğitimlerde katılımcılar internetin güvenli kullanımı, e-posta kullanımı, e-devlet uygulamaları, görüntülü haberleşme, online bankacılık ve sosyal medyanın bilinçli kullanımının yanı sıra sosyal ağlar, blog sayfaları ve online alışverişi öğrendi. Öte yandan Ceylanpınarlı kadınlar verilen eğitimden dolayı memnun olduklarını ifade ederek Ceylanpınar Belediyesi'ne teşekkür etti. Bilgi belgesini aldım. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bütün bu işte emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ederim ve belediyemize teşekkür ederim. İnternetle ilgili çok kullanışlı bilgiler aldım. Ceylanpınar Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Bize çok güzel bilgiler verdi arkadaşlarımız. Ceylanpınar Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Eğitmen Hatice Başkurt, kadınların internet kullanımı konusunda bilgi sahibi olmaları gerektiğine dikkat çekti. Güvenli internet, e-devlet ve e-hizmetti. Şu anda de katılımcılarım 100 kişiydi. 100 kişinin sertifikalarını dağıttıktan sonra ayrıldım. Tekrar aynı şekilde Ceylanpınar Belediyesi'nin bana tekrar düzenleyeceği tekrar eğitimlerim olacak. Bunun için şimdiden çok teşekkür ederim. Konya'da gün boyu havuç tarlasında çalışan kadınlar kendileri için düzenlenen etkinlikle eğlendi. Çim kızağına ilk kez binen tarım işçisi kadınların heyecanı yüzlerinden okundu. Türkiye'nin önemli havuç üretim merkezlerinden Konya'nın Kaşınhanı mahallesinde hasat başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan mesaide tarlada önce yabani otlar yolunuyor. Ardından havuç çıkarılarak paketlenmek üzere fabrikalara götürülüyor. Havuç otu alıyoruz. Havuç tarlasında havuç otu alıyoruz. Bu otları almadığımız zaman havuç yetişmiyor. Yani tarlada 20-25 gün, bir ay çalışıyoruz. Biz devamlı gittiğimiz iş olarak 20 gün falan, bir ay çalışıyoruz. İşte havuç sezonu başladığı zaman söküm ve paketleme sonra tabii 6 ay çalışıyoruz. Yıkanarak topraktan arındırılan havuç iç ve dış piyasaya satılıyor. Üretimin her aşamasında yer alarak yükü omuzlayan kadın işçilere Meran Belediye Başkanı Fatma Toru sürpriz yaptı.
Çalıştıkları tarlalardan alınan tarım işçisi kadınlar aileleriyle birlikte Dutlu Koruluğu'nda misafir edildi. Doğal yaşam alanı Dutlu Koruluğu'nda yer alan Konya'nın ilk yapay çim kızağına binerek parkurdan aşağı kayan kadınların yaşadığı heyecan yüzlerinden okundu. İlk kez çim kızağına binen tarım işçileri Meran Belediye Başkanı Fatma Toru ile buluştu. Kendi kullandığı golf aracıyla misafirlerine 900 bin metrekarelik alana kurulan göletleri, çim kızağı, devasa çocuk oyun alanları, okçuluk alanı, üzüm bağları ve gül bahçelerini gezdiren Başkan Toru, çalışan kadınların yorgunluklarını almak ve mutlu olmalarını sağlamak için etkinliği düzenlediklerini söyledi. İş gücü ve emeğiyle birlikte aile ekonomisine katkı sağlayan, ayakta durmaya çalışan kadınlarımızı, kırsalda özellikle toprakla haşır neşir olmuş kadınlarımızı veyahut da bu imkanlara yetişemeyen, bu imkanlardan yoksun olan biraz daha dezavantajlı kesimdeki hanımlarımızı inşallah bu şekilde gezilerimizle, buluşmalarımızla birlikte sosyal hayatın içinde daha aktif olmalarını sağlamak için Meran Belediyesi olarak bir anne titizliğiyle aynı zamanda onlara destek olmaya devam edeceğiz inşallah. Hanımlar her zaman baş tacımız. Onların yüzü gülerse, onlar mutlu olursa bizim de yüzümüz güler, bizler de mutlu oluruz. Gün boyu tarlada çalıştık. Bugün de eğlenelim dedik. Buraya geldik. Güzel bir duyguydu. Evet, teşekkür ediyoruz Fatma Hanım için de. Bizim için bayağı güzel şeyler yapıyor. Eğlence oluyor. İlk defa bindiniz herhalde. İlk defa böyle bir şey ve ben normalde böyle şeylerden korkan bir insanım. İlk ve ilk heyecanım yani güzel oldu. Evet, ilk kez geldim buraya. İlk kez biniyorum. Eğlenceli bir şeye benziyor. Eğleneceğiz bakalım. Viranşehir Belediyesi ilçe halkına daha iyi hizmet sunabilmek adına yeni aldığı sulama aracı ile filosunu daha da güçlendirdi. Yaklaşık 200 bin nüfusuyla sürekli büyüyen Viranşehir'de daha iyi hizmet verebilmek amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini söyleyen Belediye Başkan Vekili Ömer Cimşit. 2017 yılında 7 araç, 2018 yılında ise 310 bin TL değerinde alınan sulama aracıyla birlikte 5 araç daha alarak araç filolarını güçlendirdiklerini söyledi. En son araç filomuza katmış olduğumuz aracımızı Viranşehir Belediye'mizin öz kaynaklarından aldık. 310 bin TL değerinde devlet malzeme ofisinden aldığımız sulama aracımızı birkaç gün önce teslim aldık. Bugünden itibaren hizmete sunuyoruz. Belediye olarak araç filomuza katmış olduğumuz araçlarımızın kısaca bir özetini ben vermek istiyorum. 2017 yılı içerisinde Viranşehir Belediyesi olarak toplam 7 araç, 7 sıfır yeni aracı 2 milyon 650 bin değerinde olan aracımızı filomuza kattık ve araç parkımızı güçlendirmek suretiyle hizmetlerimizi daha iyi bir noktaya taşıdık. 2018 yılının 8. ayındayız. Bu yılda en son filomuza katmış olduğumuz sulama aracı ile 5. aracımızı ilçemize kazandırıyoruz. Sene başından bugüne kadar 115 bin TL değerinde bir çöp taksi, 55 bin TL değerinde küçük bir sulama aracı, 262 bin TL değerinde bir tane çöp sıkıştırma aracı, 80 bin lira değerinde bir tane hizmet aracı, küçük otomobil. İşte en son bugün hizmete kattığımız 5. aracımız da sulama aracı, büyük bir sulama aracı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 25 yaşındaki Merve Karabaz hayatını kaybetti. Kaza Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Yanalova mahallesi yakınlarında yaşandı. Gaziantep yönünde giden ZK yönetimindeki 27 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 25 yaşındaki Merve Karabaz'a çarptı. Kaza sonrası ağır yaralı Karabaz, olay yerine çağrılan ambulansa kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü ZK ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gaziantep'te dedesiyle birlikte evin teras katında televizyon izlerken başından vurulan 11 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Maganda kurşunuyla ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırılmıştı. Bir hafta boyunca tedavi gören 11 yaşındaki Mehmet Emin Keser, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesine bağlı Mevlana mahallesinde yaşanmıştı. Dedesine ait evin terasında televizyon izleyen 11 yaşındaki Mehmet Emin Keser, bir anda kanlar içerisinde yere yığılınca hastaneye kaldırılmıştı. Burada çekilen tomografisi sonucu başında kurşun olduğu belirlenmişti. Daha sonra özel bir hastaneye sevk edilen Keser, bir hafta boyunca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Küçük Emin'in cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada yapılan işlemler sonrasında cenaze ailesine teslim edildi. Şanlıurfa'dan bir haberle yine devam ediyoruz sayın seyirciler. Fındık toplamak için Şanlıurfa'dan Düzce'ye giden işçilerin üzerine yıldırım düştü. Olayda iki kişi yaralandı. Düzce merkeze bağlı Uğur köyünde meydana gelen olayda mevsimlik işçi olarak Şanlıurfa'dan gelen fındık toplayan işçiler yağmurdan korunmak için hemen yanlarında bulunan kulübeye sığındı. Bu esnada kulübeye girmek için bekleyen 21 yaşındaki YK'nın üzerine ve ismi öğrenemeyen bir işçinin bacağına yıldırım düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine 112 acil sağlık ekipleri tarlaya geldi. Üzerine yıldırım düşen YK ve diğer işçi olay yerine yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansa Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Şanlıurfa'daki Kudüs Anneleri Platformu üyeleri İsrail işgalindeki Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşması için eylemlerine bu cumartesi de devam etti. Filistin'in İsrail tarafından işgal edilmesi ve İsrail'in katliamlarını sürdürmesine tepkiler devam ederken Kudüs Anneleri Platformu üyeleri de bağımsız Kudüs için eylemlerini bu haftada Dergah Camii avlusunda sürdürdü. Basın açıklamasını okuyan Kudüs Anneleri Platformu Sözcüsü Avukat Zehra Kozan, Kudüs ve Filistin'e olan desteklerinin süreceğine işaret etti. Buradan başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünya devletlerine sesleniyoruz. Ahad Kamili gibi kesin ve umurlu olalım. Onun gibi zalimin karşısına dimdik duralım. Allah en büyüktür ve ona sırtımızı dayadıktan sonra korkacak hiçbir güç yoktur. Sadece Allah'tan korkalım ve zalimin karşısına duralım. Cahit Karipoğlu da bizim gibi sadece körsün. Olabilir. El ele tutuş, taşan ve at. Kafiri bulur. Bizler taşlarımızı atalım, o kafiri bulacaktır. Allah inananlar ile beraberdir. Kudüs Anneleri platformu olarak 19. Cuma'sı gerçekleştirilen büyük dönüş yürüyüşünde bugüne kadar şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, ailelere ve Filistinlilere sabrı cemil niyaz ediyoruz. Yaralanmalara şifalar diliyoruz. Kudüs Anneleri platformu olarak 3. intifada ve büyük dönüş yürüyüşünün amacının vasıl olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Buradan sizlere 3. intifada ve büyük dönüş yürüyüşünü başlatan Filistinli kardeşlerimize destek olmaya davet ediyoruz. Onlar ümmetin izzetini korumak için mücadele ediyorlar. Onlar olmamız ve ölmemiz gereken yerde mücadele ediyorlar. Yetersiz sağlık ve yaşam koşulları altında mücadele eden Filistinlilere herkese destek olmaya davet ediyoruz. Siyonist İsrail'e buradan yüksek sesle haykırıyoruz. Yaptığımız hiçbir katliam ve vaziyi unutmuyoruz, unutmayacağız yüreğimizde hissediyoruz. Onların hiçbirini de yanına bırakmayacağız. Kudüs Anneleri platformu olarak bu katliamların bir daha yaşamamasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa fıstığında hasat devam ederken bu yıl fıstıktaki rekoltenin yüksek olması çiftçinin yüzünü götürdü. Şanlıurfa ilinde ağırlıklı olarak bulunan fıstığın hasadı sürüyor. Dünyanın dört bir yanına ihraç edilen fıstığın rekoltesinin yüksek olması üreticiyi sevindirdi. Baklava için toplanan ve boz fıstık olarak adlandırılan fıstığın hasadı sürerken, geçtiğimiz yıla oranla rekoltede görülen yüksek oran fiyatların düşeceğinin sinyalini verdi. Çiftçiler geçen yıl ilk boz fındığın kilosunu 16 liradan sattıklarını ancak bu yıl boz fıstığın kilosunu 12 liradan sattıklarını belirtti. Geçen yıllara göre bu yıl toplanan boz fıstığın içinin boş olduğunu da söyleyen üreticiler bunun sebebinin ise ilkbaharda yağan şiddetli yağışlar olduğunu belirtti. Türkiye yaklaşık %45 ile fıstık üretiminin en iddialı ili olan Şanlıurfa'da üreticileri hasat heyecanı sardı. Özellikle kırsal mahallelerde ve kent merkezlerine yakın bölgelerde hasat için kolları sıvayan üreticiler verimden memnun ancak fiyatların düşük olmasındansa dertli.
Şanlıurfa merkez ve kırsal ilçelerinin köylerinde başlayan fıstık hasadı için mesai erken saatlerde başlıyor. Şanlıurfa'nın Suruç, Bozova ve Hilvan ilçelerindeki köylerde hasada başlayan fıstık toplayıcıları 45 derecenin üzerindeki sıcakta günde 12 saat çalışarak taze fıstıkları topluyor. Sabahın erken saatlerinde serin havada tarlaya gelen fıstık işçileri fıstık bahçelerinde işe koyuluyor. Üreticiler ve işçileri ağaçların altlarına çadır brandalar sererek fıstık hasadına başlıyor. Ardından ağaçların üstüne çıkan işçiler fıstık salkımlarını tek tek çadır brandalara döküyor. Oldukça yorucu ve zahmet isteyen fıstık öncelikle çadır brandalarda biriktiriliyor ve ardından fıstıklar dallardan ve yapraklardan temizlendikten sonra çuvallara doldurularak traktörlere konuluyor. Sonra ise salkımlarından ayrıştırılmak üzere fıstık işleme tesisine götürülüyor. Burada gerekli işlemlerden geçen fıstıklar su dolu tanklara dökülerek dolu boş ayrımı yapılıyor. Bundan sonra kurutulup tekrar çuvallara konulan fıstıklar sade halde satılmak üzere halin yolunu tutuyor. Kilogram fiyatı 30 liradan başlayan fıstık şu sıralar tezgahlarda 20 liraya satılıyor. Gün be gün fiyatının düşeceğini söyleyen fıstık satıcıları ise ilerleyen günlerde fıstığın fiyatının 12 ila 15 lira fiyatına kadar düşeceğini söyledi. Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler 40 dereceyi aşan aşırı sıcaklara rağmen saatlerce kuyrukta bekleyerek ülkelerine gidiyor. Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler Kilis Valiliği'nin izniyle 1-18 Ağustos tarihleri arasında Suriye'nin Aziz, Mare, Soran, Akterim, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve Elbap bölgeleriyle Suriye'nin diğer şehirlerine gidiyor. Online randevu sistemine kayıt olduktan sonra Kilis'e gelen Suriyeliler Öncü Pınar sınır kapısında yoğunluk oluşturdu. Suriyeliler 40 dereceyi aşan aşırı sıcaklara rağmen sabah erken saatlerden itibaren sıraya girdi. Yanlarında getirdikleri eşyaları taşımakta zorluk çeken Suriyelilerin göç idaresi tarafından kayıtları yapılıyor. İstanbul'dan geldim işte. Azaz'a gidiyorum. 5 seneden beri İstanbul'da yaşıyorum. Suriye'yi çok özledim vallahi. Daha sonra pasaport polisinin kontrolünden geçiriliyor. Suriyeliler daha sonra ise gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor. Sağlık Müdürlüğü görevlileri de 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını kontrol ediyor. Aşı kartı olmayanlara ise aşı yapılıyor. Polis, Suriyelilerin izdiham oluşturmaması için de tedbirler alıyor. Maddi sorunlarla boğuşan Şanlıurfa Spor Kulüp Başkanı Emin Yetin düzenlediği basın toplantısında kulübün 1971 yılından kalan borcunun olduğunu söyleyerek verilen sözlerin tutulmadığını da dikkat çekti. Kulüp Başkanı Emin Yetin kulübün borçlarından söz ederek varsa bir baba yiğit gelsin dedi. Transfer yasağı var geçmişten gelen borçlardan dolayı. Geçmişten gelen ödemeler var. 1971'in borcu benim borcum değil, bu yönetimin borcu değil, sizin de borcunuz değil. Bu 1971'de bu biz hiçbirimizin günahı da değil. 1971'de ben dünyaya, ben 78 doğumluyum. 71'de burada futbol maç oynamış, parasını almış, 2-3 tane şahit tutmuş, gitmiş TYK'ya dava açmış, para kazanmış, gelmiş icraya vermiş bu Fatihspor'u. Bununla ilgili biz yönetimi devraldıktan sonra 16-17 kişi bu şekilde birden Urfa Spor'a saldırdı ve hani ne şekilde bir zarar veririm? Elinden gelen buydu. O zararı verdi, icraya verdi bizi, sıkıntıya koydu Urfa Spor'u. Bunlar 16-17 kişinin tamamı Urfalı. Daha önceden Urfa'da top oynadı, futbol oynamış 1971-84 arasında. Bundan sonra bizim önümüzdeki bu transfer yasağıyla ilgili bizim yetkililerden beklediğimiz, iş adamlarından, Urfa'dan beklediğimiz bu Urfa Spor'un önündeki sıkıntıyı biz yönetim olarak tek başımıza aşamayız. Bunun Büyükşehir, İlçe Belediye Başkanları, STK Başkanları, Vali Bey'in öncülüğünde iki defa toplantı yapıldı. Ve verilen vaatler, verilen sözler yerine getirildiği takdirde
sıkıntılar giderecektir. Sıkıntı geçmişten gelen borç, transfer yasağı. Bunu biz yönetim olarak kaldıramayız, bu yükün altından kalkamayız. Bunu bütün Türkiye'deki bütün şehirlerde bu böyle. Şu anda örnekleri de var, sosyal medyadan da arkadaşlar herkes paylaşıyor. Diğer şehirlerde nasıl ödeniyorsa, diğer takımların borcu, geçmiş borçları nasıl ödeniyorsa ki bizim onların %3-4 kadar borcumuz var. Bir ilçe takımımız var, 2,5 milyona sponsor olmuyorsa, duyduğumuz kadar 2,5 milyon sponsorluk yapılmış bir şey, belediye şirketi tarafından, ilçe belediye şirketi tarafından. Ama biz şehrin takımıyız, 13 ilçenin takımıyız, büyük şehrin takımıyız, Urfa'nın, Şanlıurfa'nın tek takımı, hepsinin takımı olan Şanlıurfa Spor'a biz şu ana kadar 100 bin liradan fazla sponsor bulamamışız. Urfa Spor'a vermiyorlar. Ama ilçe takımı istediği zaman veriyorlar. Niye? Belediye takımı. Yarın ona işi düşecek. Ondan sonra diyorlar ki Urfa Spor niye çıkmıyor? Urfa Spor niye bu durumda? Urfa Spor niye sıkıntıda? Urfa Spor niye lige başlayamayacak? Eğer niyeti olan, ben para getirip masaya koyacağım, ben bu gideri karşılayacağım diyen varsa, baba yiğit varsa, bizden daha fazla destek veren bir yönetim, kişiler varsa buyursun gelsin başım gözüm üstüne. Bu saatten sonra tek başımıza yapamayız. Ve bu şekilde devam edilirse de lige, Şanlıurfa Spor lige başlayamaz. Bu haberle de bültenimizi noktalıyoruz sayın seyirciler. Yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.